Efendim ana haber bülteninde bir konuğumuz var. AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı. Sağ olsunlar bizi kırmadılar. Geçtiğimiz günlerde yapılan açılış mitingiyle ilgili sorularımız olacaktı. Buraya kadar geldiler. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Şimdi cumartesi günü yoğun katılımlı bir açılış programı. Biz açılış programı diyoruz ama bilmiyorum asıl ismi nedir? Açılış programı demek. Aslında açılış programı da mitinge dönüştü. Mitinge dönüştü değil mi? Doğal olarak kendiliğinden. Doğal bir miting oldu. Tabii. Yoğun katılımlı bir program oldu öyle diyebiliriz. Neler söyleyeceksiniz? Beklentiniz bu yöndeydi değil mi katılımla ilgili? Ya şimdi zaten şunu biliyoruz. Şanlıurfa halkının özellikle bize ekranları başından izleyen tüm Şanlıurfa'da hemşerilerine iyi akşamlar dileyerek başlamak istiyorum. Şanlıurfa halkının zaten Cumhurbaşkanımıza olan ülfetini, iltifatını, evet, ona olan sevgisini, muhabbetini biliyoruz. Dolayısıyla aşağı yukarı 12 milyon TL, 12 milyar TL'lik bir yatırımın 532 eserin açılışı için Cumhurbaşkanımız Şanlıurfa'ya geldi. Onun açılış programıydı. Tabii kamuoyundan yoğun bir talep geldiğini biz hissedince ona göre tedbir aldık. Hem teşkilatlarımızda hem valilikte hem belediye koordinasyonunda tedbirler aldık. Tabii iyi ki almışız o tedbirleri. Çünkü çok yoğun bir katılım oldu. Sadece miting alanındaki bizim çerçevelediğimiz alan yaklaşık 120 bin kişilik bir alandı. O sayı zaten Cumhurbaşkanımız miting alanında da ondan sonra danışma meclisinde de telaffuz ettiler. Hı hı. 110 bini sonra 120 bin olarak da tekrar güncellediler. Onun dışında tabii alana giremeyen çok sayıda Şanlıurfalı hemşerilerimiz vardı. Çok yoğun bir katılım olmuştu. Sonuçta dışarıda kalıp da izleyenler oldu. Tabii tabii yani. Onlarla beraber o 110 bini geçmiş oluyor. 150 bine yakın bir katılım oldu. Ben tabii Şanlıurfa'da hemşerilerine buradan teşekkür etmek istiyorum. Özellikle evet, Cumhurbaşkanımızın gelişine, onların göstermiş olduğu ilgi, teveccüh, sevgi Cumhurbaşkanımızı da mutlu etti. Bizleri de mutlu etti. Sonrasındaki gençlerle buluşma yine aynı şekilde değil mi? Gençlerle buluşma tabii çok güzel oldu. Özellikle yine yerel sanatçımız, hemşehrimiz İbrahim Tatlıses, hı hı, özellikle. O gençlerle buluşmaya renk kattı. Hem sesiyle, hem sözüyle, hem Duruşuyla, öyle demek lazım. Evet, enerjisiyle renk kattı. Güzel bir program oldu. Arkasından danışma meclisine geldi. Danışma meclisinde teşkilatlarımızla görüştü. Teşkilatlarımızla ilgili bir toplantımız vardı. Ona katıldılar. Şunu ifade edeyim ben. Özellikle Cumhurbaşkanımızın gelişine halkın göstermiş olduğu rağbet tüm ilçelerimizde ciddi bir karşılık buldu. Ben bu anlamda Şanlıurfa'yı seven ve Şanlıurfa'nın da kendisini sevdiğini bildiği Sayın Cumhurbaşkanımızın buraya teşrifleri hakikaten bizi onurlandırdı. Evet. Bu cihetle ben hem Şanlıurfa halkına sabahın erken saatlerinde evlerinden çıkıp efendim Birecik'ten, Halfeti'den, Bozova'dan, Siverek'ten, Viranşehir'den, Ceylanpınar'dan, Akçakale'den, Harran'dan, Suruç'tan gelen ve ekranları başında bizi izleyen tüm hemşerilerime özellikle teşekkür ediyorum. Peki başkanım şimdi Cumhurbaşkanı nihayetinde kente geldi, Şanlıurfa'ya geldi. Siz Şanlıurfa ile ilgili bir rapor sundunuz mu? Şanlıurfa'daki eksiklikler nelerdir ya da taleplerinizi bildirdiniz mi? Bununla ilgili bir söz alındı mı? Bir de seyircilerimizin merak ettiği tabii, bu. Tabii tabii onlar da var. Yani taleplerimiz oldu. O taleplerimizi kendisine ilettik. Zaten bir ikisini hemen burada cevapladı. Bunlardan biri önemli olan mesela çiftçilerimizle ilgili destek paketindeki iyileşmeden bahsetti. Onu söyledi. Direkt buradan zaten özellikle Şanlıurfa'lı çiftçi kardeşlerimizin pamuk fiyatlarının düşük olduğu bir dönemde dünyada pamuk ve iplik ve tekstil sektörünün resesyona girdiği bir dönemde çiftçimizin yanında olma noktasında bir talebimiz olmuştu. O talebimizi hemen anında Cumhurbaşkanımız değerlendirdi ve ona binaen %50'lik yaklaşık bir artışla desteği, pamuk, mazot ve gübre desteğinde orada %50 bir iyileştirme yaparak çiftçimize... Tabii bu iyileştirme önümüzdeki yıl için mi geçerli olacak? Bu yıl için. Anında mı? Hemen anında, mi? Anında. AK Parti. Evet, o halde yani çiftçiler bu anlamda rahat bir nefes almış oldu. Çünkü Şanlıurfa'ya gelen bütün siyasi partiler çiftçilerle o buluşmalarında bunu gündeme getiriyorlar. Tarım şehri burası. Tabii doğal olarak önemli bir konu. Yani halkın zaten %50'si yaklaşık kırsalda tarımla uğraşıyor. Şehirdeki halkın da yine %50'sinden fazlası. Dolayısıyla toplam şeye vurduğunuz zaman
çiftçilikle ilintili olan halkımız %80 oranında, %80'in üzerinde olabilir bu rakam. Dolayısıyla herkesi ilgilendiren bir konuydu. Bu anlamda hemen Cumhurbaşkanımız da zaten müjdesini verdi. Diğer yatırımlarla ilgili taleplerimiz elbette ki oldu. GAP'ın geliştirilmesi, GAP'ın altyapısının sulama alanlarının genişletilmesi, geliştirilmesi açısından en önemli konulardan birinin bu olduğunu kendisine söyledik, ifade ettik. Tabii Cumhurbaşkanımız bu raporlarımızı gerek ulaşım bağlamında yine Nisip OSB arasındaki duble yolla ilgili onun talebini yaptık. Bu ve benzeri tabii taleplerimiz oldu. TOKİ'de sosyal konutla ilgili konut sayısının Şanlıurfa'ya ayrılan kontenjanın arttırılması talebinde bulunduk. Bu ve benzeri birkaç talebimiz oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız bunları olumlu karşıladı. Çiftçiyle ilgili olan kısmı da Anında açıklama görüntü, yapıldı zaten. Anında görüntü. Diğerler de değerlendirmeye alındı. Yani tabii onlar şu anda çalışılacak. Çalışılacak onlar. Onlarla ilgili zaten işte açılışların bir kısmı mesela bu hafta herhalde önümüzdeki hafta taşınacak. Jandarma komutanlığımız artık Karaköprü'ye taşınıyor. Güzel bir bina, güzel bir tesis oldu. Kendilerine buradan hayırlı olsun diyorum. Yine bir şey Viranşehir'de birinci kısım sulama devreye alındı. Viranşehirli çiftçilerimize hayırlı olsun diyorum. Bu ve benzeri açılışlar oldu. Kuzeybatı çevre yolu tamamıyla bitmiş oldu. Bu ve benzeri açılışlara katıldı. Ceylanpınar ve Akçakale ile ilgili doğalgaz ve ismini sayamayacağımız 532 yatırımın açılışını yaptı ve Urfa halkıyla bütünleşti, kucaklaştı. Çok hoşuna gitti. Türkiye'nin çok çeşitli yerlerinden bu yoğun katılımı gören, izleyen herkes aradı, tebrik etti, teşekkür etti. Urfa halkının bu vefalı duruşunun takdire şayan olduğunu söyledi. Ben de ekranları başında bizi izleyen tüm hanımefendilere, beyefendilere, gençlerimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tüm bu bağlamda sorumluluk üstlenen, çaba sarf eden, emeği geçen tüm teşkilat mensubu arkadaşlarımıza, yerel dinamiklerin tümüne buradan ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başkanım, katıldığınız için teşekkür ederiz. Haber saatinde ancak birkaç dakika konuşabiliyoruz. Başka bir programda en azından hani GAP'la ilgili verilen o söz bunun süresi ne kadardır? Mesela bunu konuşabiliriz. Eyvallah. Diğer projeleri başka bir programda İnşallah. Sizi bekleriz. İnşallah. Böyle canlı yayında söyleyeyim. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun size.